Arkadaşlar hepinize merhaba. Herkeste her hafta 50 dolarlık çekiliş yapıyorum. Ayrıca Herkeste Vita kodunu kullanarak 70 cent artı %10 bonus elde edebilirsiniz. Hem kasalarda hem upgrade hem kontrat modunda güzel şanslarınız bulunuyor. Hepinize öneririm. Hepinize iyi seyirler. Görüşmek dileğiyle. Ya tamam, ben şöyle söyleyeyim. Komple özet arkadaşlar Faceit'te. Yan bana her şey. Parayı premium alıyorsunuz. Bir miktar para veriyorsunuz. Artık 200 lira mı bilmiyorum artık. Premium'a para veriyorsunuz. Ve para veren adamlarla oynuyorsunuz. Türklerle maç aratabilirsiniz. 3 kişi 5 kişi artık size kalmış o. Hub'lar olacak. Kulüpste olacak. Etanafaylı kulüpsü gene olur muhtemelen. Oradan bakarsınız gene. Linkleri paylaşırız. Oradan bulabilirsiniz birbirinizi. Yani Leaderboard'dan FPL'e kasabilirler. Leaderboard'dan FPL kasmak birazcık daha realistik olan profesyonel oyuncular için geçerli o. Aynen. Yani bu sezon yeni yeni elo kasmak istiyorsanız o biraz zor iş. Aynen, normal oynamak daha mantıklı. Yani premium aldıktan sonra böyle chill chill oynamayı daha iyi oynayan adamlarla oynayacaksınız. Dediğim gibi bir de Türklerle oynamanız daha iyi olur her zaman. Yabancılarla oynamaktansa en azından beraber maç kazanmak istersiniz. O yüzden yani bol bol lobby aratın. Tek başınıza oynamayın. Tek başınıza girdiğiniz zaman yazı turu oluyor. Tilt olmanıza hiç gerek yok. Smurf işi bitti. Smurf işi kalktı. Multi account işi kalktı. Multi account kalktı. Smurf kalktı. Aynı şey zaten. Arayüz değişir büyük ihtimalle. Arayüz değişecek tabii. Muhtemelen bir ödüller de değişir. Aynen. Şu siteye girelim, ne varmış bu sitede. FPL sistemi değişti. Aynen. Neydi o site? Faceit miydi? Nasıl la o? fce.gg2. Ama giremiyoruz. Niye? Site böyle mi olacak? Adı bu mu olacakmış yarın? Giremedim ben buna. Niye? fce.gg2 mi? Faceit çöktü galiba. Aa, girmiyor, evet. Ha, girdim, tamam. Nasıl girdin la? Link attı chat'teki çocuk, girdim. Atsana bana da. Yok ya, başka siteye girdim. Boktan bir site mi? Dovland Clan diyor. Rise higher with Faceit 2.0. Ben de şey yazıyor get ya. Update live not 26. Found yazıyor. Yani 26'da resmi olarak yayınlanacak. Ondan sonra yeni klientleri indirebileceksiniz. Yani şu an Faceit Q'lar kapandı. Bakalım HLTV Rankings'te birinci kim olmuş? HLTV demişim. Faceit'te birinci Donk, ikinci Monesi olmuş. Ne para kazandılar burada ya. Çok fazla Rus bayrağı var. Burayı birazcık Türk bayrakları doldurmak lazım ya. O da bizim ayıbımız olsun. Yeni sezonda inşallah buraları Türk bayrakları dolduracağız. 26'sında öğleden sonra. Aynen. Yarın öğleden sonra yani. Yani Jota olsun, M-Star olsun, Wikedia olsun, M-Star olsun. Yani daha ben çok alayım. Faceit'te Mute. Daha çok Faceit'te bu oyuncularla elo kasmaya çalışacağız arkadaşlar yeni sezonda. İnşallah güzel maçlar izlettirebiliriz size. Bilgisayar da Tamam. aldık. Bu Faceit'te şu leaderboard'a girmeye çalışacağız artık yeni sezonda. Kazamız İnşallah. mübarek olsun yani, ne diyeyim. Yeni sezon bize inşallah iyi gelir. Fabri olsun. Aynen öyle. Ben? Zanteres olmaz. Zanteres oynamaz kankalar. İsmet olabilir. Ben? İsmet olabilir. Yani İsmet en de azından solo ilk 30'da falan olmamız lazım. Yani hiç Türk bayrağı yok. Tabi burada Faceit elo kasmak çok basit bir şey değil arkadaşlar. Bu Donk sabahın 7'sinde 3 tane 4000 elo alıyor yanına. Oynuyor ve her maç 30 vuruyor. Güzel yapıyor yani. Sistemi iyi oturtmuş. Her zaman 3 kişi giriyor. Hiç 5 kişi girmiyorlar. O yüzden de çok basit elo kasıyor. Monesi de öyle. Elo kas böyle elo kasılıyor. Sangal'dan Youngster var. Onlar da 3 kişi giriyor. Yani şu gördüğünüz top 10 top 11'deki oyuncuların hepsi 3 kişi girerek elo kasıyor. Yani elo kasmak istiyorsanız 5 kişi değil premium de 3 alacağınız. kişi girmeyi daha çok şeyde bulunun. Bir de Anladınız mı? premium İki alsınlar, tane de premium. premium almanız gerekiyor. Bir de iki kişiyi yabancıyı alabilirsiniz yanınıza. Üç kişi neden? Karşıya beş kişi gelmiyor. Daha böyle smooth oynarsınız. Daha çok böyle tryhard maçlar değil de ne oynadığınız belirli maç. Yani rakip takım çok fazla tryhard olunca oynadığınız oyunda birazcık da gerilebilir. Yani nasıl desem size?
3 kişi girerseniz karşıya 5 kişi gelmeyecek. Onun avantajı oluyor. Aynen. Yani 5 kişi yabancı almayın yani aranızda. 5 kişi gireceksiniz, 2 tane daha Türk bulun. Ama onun dışında 3 kişi Türk girmeye daha çok önem gösterin. Ben bunu söylüyorum çünkü buradaki top 10'daki her oyuncu, hatta top 10 değil, buradaki gördüğünüz her oyuncu 3 kişi giriyor arkadaşlar. 3'ten fazla girince zaten az elo veriyor. Doğrula doğrula, kimliğini doğrula, bir şey olmaz. Ya anlayacağınız benim bildiklerim bu. Faceit'ten bunları gördüm. Yeni elo kasmak isteyenlere de duyurulur arkadaşlar. Böyle solo girmeyin. Solo elo kasamazsınız. Her zaman yanınızda bir oyuncu bulsun. Kendi kafanızda taktik yaptığınız zaman, ne bileyim bir şey yaptığınız zaman her zaman doğrulayan biri olsun ki yanınızdaki adamlar da mecbur sizi dinlesin. 3 kişi girdiğiniz zaman görünüyor orada 3 kişi girildiğini. Hemen sola girenlere şey yapabilirsiniz. Yani diyeceklerim bu şekilde. Solo girmeyin yani Face'te. Elo kasamazsınız. Çok zor. Türkiye sunucusu gelmedi. Kim söyledi bunu? Durmadan o cümle geliyor. Gelmedi, gelmedi. Türkiye sunucusu gelmezdi zaten. Balkan sunucusunu sordular, o da yok. Balkan sunucusu gelebilir de dediğin gibi. O da gelmediyse O da daha da hiçbir şey gelmedi ha. gelmez. Unranked da gelmedi ya. Ben Unranked vallahi isterdim gelsin. Unranked dediğin ne ki abi sen? Elo gelip gitmiyor, normal maç atıyorsun işte. Eskiden vardı. Bir MM ara gir. vardı. Ama MM gibi değil yani. Faceit'te oynamak farklı oluyor da. 4 girmenizi önermem. Evet, en boktan o. Bak 4 girmeyin. Hiçbir şekilde 4 girmeyin kankalar. 4 girseniz çok sıkıntı. Gelen adam çok yabancı çeker. Yabancılık çeker. Troller maçı satar. Ama premium girersiniz, kicklersiniz tabii. O da var. Kickleme mevzusu önemli baya. Evet. Kickleyebiliyorsunuz. Yani adam sattı diyelim mesela, direkt kickleyebiliyorsun. Ya yani çok da fazla büyük bir güncelleme değil ama eski zamanları hatırlatacak güzel güncellemeler gelmiş. O benim hoşuma gitti. Mesela bunlardan biri Premium Q geldi. Yani premiumsuz dal artık maç yapamayacaksınız. İstediğiniz zaman trolleyen adamı kickleyebileceksiniz. FPL her zaman dönecek. Bu 10 kişi zaten alacaklar. O top 30'daki oyuncularda en kötü zaten 10 kişi zaten online olur. Her türlü FPL dönecek ama eskisi gibi FPL çok fazla kaliteli maçlar döneceğini hep beraber göreceğiz. Ben zannetmiyorum ama hep beraber göreceğiz. Güncelleme öğleden sonra, saati net değil beyler. Aynen, Kicklenince saat Elo belli değil. gidecek mi? Kicklenince bence Elo maçın skoruna göre ya olur Yani gene bence. yenilirsen gider tabii. Gider aynen, yenilirsen gider. Premium ama sadece premium süper maç olarak Abi gelmiş. Tamam mı? aldığımız Bunlar yılın öyle. premiumlar gitti mi şimdi? Hayır. Niye gitsin? Onun ayarını çekerler merak etme premium aldıysan. Sistemi de Ya hızlandırmışlar. Biri Faceit'te trollerse falan raporu çakın aynen amına koyayım. Faceit'te hile olduğunu düşündüğünüz adam muhtemelen hile değil arkadaşlar. Smurf. O yüzden reportlayın direkt maç içinde. Hemen sistemden bakıp hemen ban yiyebilir adam. 4 kişi kalırlar. Her türlü yenersiniz o şekilde de. Yani Maçın içinde olursa var ya, süper ya. Faceit'te hile açan sayısı neredeyse çok az. Yani size gelmesi zor. Premium alırsanız bir de üstüne hiçbir şekilde hile gelmez. Ama o da bir tık kötü değil mi? Maçın içinde mesela girdi adam, Smurf mesela. Adam kickle, o zaman maç Ya da şöyle cancel'da olabilir, olması lazım. kicklenmezse bile kaybettiğin Elo'yu geri alırsın. Diğer adam ne yapacak? O da Elo'su geri gidecek. Smurf'le denk geldiği için o zaman. Tabii takım arkadaşlarınızı da iyi seçin. Eğer takım arkadaşınız Smurf hesap kullanıyorsa arkadaşlar oynamayın. Onunla oynadığınız bütün Onunla oynamayın. maçları silecekler çünkü. He tabii zevkini oynarım diyorsanız orası ayrı ama şöyle bir durum var. Eğer oynayıp Elo kasıyorsanız, o çok güzel her maçı yeniyorum diyorsanız o banlandığı zaman, kicklendiği zaman her neyse elonuz sıfırlanıyor arkadaşlar. Aldığınız bütün elolar sıfırlanıyor. Onun ayarını çekiyorlar. 100 elo artık 500 elo ne kastıysanız geri gidiyor abi. O yüzden Smurf arkadaşınızı Bak söyleyin. diyor ki Format atsın ve anakart değişsin. diyor ki yapay zeka ile diyor olası smurfleri zaten inceleyen ekip kuruldu diyor. Aslında biz rapor etmeden de adamlar hani bakacakmış Umut, o bu şey kanka. Sen ona. ticket yiyordun.
3 kere Elon düştü ya senin. Arkadaşların ticket yiyordu. Artık şimdi otomatik olacak. Daha kötü yani.